yaptık. Biraz önce yoğurmuştuk, mayaladım güzelce. Az bir maya kullandım. Hafiften ılık su yaptım. Hemen kabardı. Güzelce istenilen kıvamda. Herkes nasıl tercih ederse öyle yapabilir. Ama ben hamur biraz daha yumuşak olursa daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Şimdi birazcık tahin döküyorum böyle. Bu bizim yöresel bayram kömbemiz olacak. Çocukluğumun vazgeçilmezi böyle. Bayram sabahını beklerdik kahvaltı yapıp. Bunlardan yemek için biraz da yağ ilave edeceğim. Sıvı yağ kullanıyorum şöyle. Şöyle. Sonra onu elimle beraber karıştırıp yediriyorum. Vallahi bizim vazgeçilmez Adana yöresinin bay tahinli, yağlı bayram kömbesi. Bazıları bunu küçük yapar, çörek der. Bazıları büyük yapar, kömbe der. Yani her şekilde de tadı, lezzeti çok güzeldir. Böreklerimiz de orada. Herkes bunu Adana'da çok sever. Adana yöresine ait, yani Akdeniz'in bir bölümüne ait. Maraş, Osmaniye, Adana yöresi, Kozan, Kadirli gibi. Tufan Beyli, Sayın Beyli, Feke o civarlarda yapılır. Harika bir bayram yiyeceğidir. Eskiden çok daha lezzetli olurdu köylerde. Nefis olurdu. Şöyle biraz daha çekerek yumuşatmaya çalışıyoruz. İncecik açılmasında fayda var. Ne kadar ince açarsak o kadar güzel olur. Orada böreklerim de var. Çiriş böreği yaptım. Onlar da çiriş böreği. Şöyle göstereyim. Çiriş böreği. Çökelek böreği, köy çökeleği böyle yaptım. İncecik açtım. Güzelce çıtır çıtır çayın yanında. Nefis oldu. İsteyen herkes evinde azıcık bir hamurla da yapabilir. Bizim hafta sonları vazgeçilmezimiz. Evimizde mutlaka yapılır. Çocukluğumdan beri ne gördüysem çocuklarıma da aynı şeyleri yapıp yedirdim. Her zaman içinde yapıyorum. Hiç erinmem hamur işlerine. Çok da severek yaparım böyle. Hemen iki arada bir derede çayım demlenene kadar bunu hemen yapıp hazırlayabiliyorum. Yani isterseniz siz de yapabilirsiniz. Azıcık iki tane patatesi rendeleyin güzelce. İçini baharatlayın. Bir baş soğan. Ondan da çok güzel börek olur. Ama baharat kıvamını güzel tutturun. Ne az ne de çok. Çok olursa lezzetinde böyle ağızda kekremsi bırakır. Az olursa da lezzeti az olur. Tam orta kıvamı tutturmaya çalışın. O yüzden şahane bir lezzet. Birazdan pişirdikten sonra da göstereceğim. İmkanım olsa yani balkonuma bir fırın yapacağım. Ve evet, burasını da böyle koyuyorum. Bu şimdi birazcık dinlenecek böyle. Yağlandı ya hani. Kıtır kıtır olması için biraz dinlenecek. Ben diğer dinlendirmiş olduğum. Hemen diğerini getireyim. Ben bunu şimdi dolapta dinlendirdim. Bunu açmadan önce. Şimdi bunu yapacağım. Bu dinlenmiş hali. Bakın şimdi bunu hemen açarsam açılmaz. Kalın düşer. Bu şimdi tel tel düşer. Bunu açacağım güzelce. Altına kepek kepeğim var. Kepek kullanacağım. Şöyle kepeğim var. Bu kepeği şöyle yapıyorum. Hamurumu açıyorum böyle. Hatta altına elimi şöyle yaptığımda biraz da üstüne gelsin diye elimden üstüne de alıyorum. Oklava kullanmıyoruz. Çünkü bunda oklava kullanılırsa biraz şey olur. Şöyle şöyle de yapabiliriz. Şöyle şöyle çünkü harika bir lezzet olacak bu. Kepeğimizi yine şöyle yapıyoruz altından.
köyümüzün kömbesini. Bu arada fırını ısıttım ben. Şimdi buna bir de yüzüne çatalla süsler yapacağım. Yöresel süsler. Ondan sonra bunu şöyle de biraz daha tersinden de inceltebilirim. Çünkü ne kadar inceltirsem bu mayalı, mayası kabaracak, ince tel tel duracak bu. Bölünürken böyle parça parça ayrılacak. Tahin veya kokusunu mis gibi. Evet, şimdi tavamızı getiriyorum. Ben buna birazcık fırın tavamızın içerisine kepek atıyorum. Şimdi hamurumu böyle koyacağım. Böyle yaptıktan sonra yüzü için yoğurtamızı kırdık. İyice çırpıyoruz. İyice çırpılmış yoğurt da kullanabiliriz. Ama ben buna özellikle yumurta kullanmak istedim. Şimdi yumurtamızdan şöyle alıp hemen kaşığımla sürmek istiyorum. Fırçamı eskittim. Dışarı çıkmadığım için yeni fırça da alamadım. İnşallah en kısa zamanda. Bu arada internet üzerinden de e-ticaretle işimi yapıyorum. 2,5 aydan beri çok şükür güzel gidiyor. O da eve kapandığımız için, yani krizi fırsata çevirmenin bir başka yolu. Çok da güzel gidiyor. Herkese de tavsiye ederim. Yani yeter ki çalışmaya siz odaklanın. Cenab-ı Allah rızkı veriyor. Rızkı veren odur. Kefil olan odur. Şimdi şurayı göster. Evet, şimdi susam. Yani bizim küncümüz bu. Adana'nın küncüsü. Susam falan sonradan çıktı. Çocukluğumun küncüsü bu. Nasıl severdik küçükken bunu. Avuç avuç yemeği. İşte desenler oluşturacağım. Şöyle şöyle. Rahmetli neneciğimden hatıradır bu çatallı desenler. Şöyle bastırarak onu da geri tekrar böyle istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Piştiğinde çok güzel olur. Bir de en sonunda şöyle kenarına yapıyoruz ki kenarları da şöyle nakışlı olsun diye. Evet, şimdi bunu fırına veriyorum. Evet, şimdi saatimiz doldu. Ekmeğimizi alıyorum. Elimizi yakmadan şöyle güzelce çıkaralım. Evet, nasıl olmuş arkadaşlar? Şahane değil mi? Ben şöyle elimi bir sileyim şuradan. Şöyle spatulamı alayım. Şöyle bir bakalım. Bir de öbür tarafını döndürelim şöyle. Evet, nasıl gözüküyor? 40 dakikada aşağı yukarı ısınmış bir fırında, yani 30 dakikada pişer. Isıtılmamış bir fırında 40-50 dakika sürebilir. Herkes kızarıklığını kendi ayarlayabilir. Çünkü bazıları hafif kızarmış, bazıları çok kızarmış, bazıları...